Kolay gelsin İhsan. Bu ne sinir? Kapıdan girdiğinden beri çatacak yer arıyorsun. Söyle bakalım, niye çağırdın bu danışmanlık şirketini? Başım büyük belada Sevinç. Ay, sen de bunun reklamını yapmaya karar verdin. Tabii ki hayır. Deli miyim ben? Aa, en zor yerden sordun İhsan. Kalacağın olsun Sevinç. Geç bakalım dalganı. Zaten felek vurmuş, bir de kepek vurmuş. Sen vur bir de elindeymişken. Ne oldu İhsan, nedir mesele? Cavit Denen zıbıdı, yaptı yine yapacağını. Bütün müşterilerim elimden alacak. Aman İhsan, yine mi aynı konu? Cavit senelerdir uğraşıyor seni alt etmek için. Her türlü numarayı çevirdi ama hiçbir zaman senin müşterilerini seni bırakıp ona gitmedi. Şimdi niye gitsin? İşte bu yüzden, bu. Bütün bunları, bütün İstanbul'a dağıtmış bunları. Nedir bunlar? Bir de oku, oku da gör. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan Bizansları nasıl söküp attıysa, Cavit Sultan Mehmet elbiselerinizden lekeyi öyle söküp atar. Cavit kuru temizleme, İstanbul'un 550 senelik gururu. Her lekeyi temizler, ıslak ya da kuru. Nedir? 29 Mayıs. İstanbul'un fethi ya. Bu olayı bile kendi çıkarları için kullanıyor zıbıdı. Nasıl? Nasıl, oku da gör, devamını oku. İstanbul'un fethinin 550. yıl dönümünde bütün hafta boyunca her gün ilk 550 müşteriye %50 indirim. %50 indirim. Buna inanabiliyor musun? Bu parayı elbise mi temizlenir? Bütün elbiseleri boğazın suyuna sok çıkar, daha pahalıya gelir. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Tabii. Sabah erkenden gidip Cavit'in dükkanının önünde sıraya girmeliyiz. Çıldırtma beni Sevinç. Zıbıdı bunu yapmakla da kalmıyor bak. Bir de bunu bastırmış. Bütün dükkanlarını asmış bu posteri. İyice bak şu postere. Ne görüyorsun? Fatih Sultan Mehmet atıyla İstanbul'a giriyor. Boş ver şimdi Fatih Sultan Mehmet'i. Yanındaki atlıya bak. Aa, Cavit değil mi o? Söylediğine göre İstanbul'a giren Osmanlı ordusunun başkomutanı Yedi Göbek'ten dedesiymiş. Haklı adam tabii. Baksana ne kadar benziyor. İnanmıyorum ya. Sen Sevinç değilsin. Sevinç olamazsın. Nerede Sevinç? İnan, benim karım bu kadar saf olamaz. Yahu kendi çizdirmiş resmi. Onunla da yetinmiyor bak. Bak şu atlıların önündekilere bak. Kim onlar? Padişah'tan aman dileyen Bizanslı komutanlar herhalde. Peki Cavid'in 7. göbek deliğinden dedesinin atının ayağının altındaki Bizanslı'ya iyice bak. Bakıyorum İhsan. Şimdi ona bir bıyık ekle. Ekledim. Şuralarını hafif beyaza boya. Boyadım. Saçlarını kes. Favorilerini kısaltayım mı İhsan? Yahu kısalt. Kim o? Ben. Ya doğru. Bak şu yanındakinin de gözlerine sürme çek, sakallarını kes, saçlarını uzat, tıpkı ben. Ya bu Cavit çok fena bize taktı İhsan. O güruğun içinde arasan başarı da bulursun. Görüyorsun değil mi zıbıdının yaptığını? Halis muhlis Türk evladı, Türk oğlu Türk İhsan Yıldırım'ı Bizanslı yaptı. Sen iyice saçmalamaya başladın İhsan. Bu adamın neresi sana benziyor? Ben o Cavit'i öyle bir benzeteceğim ki gören tanıyamayacak.